Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. <laughs> Beraber mi geldiniz İlyas? Neyin oluyor? Evet, bu Öyle mi? Zeno'dan mı? <Gülüyor> <Gülüyor> ha, ha orada mıydın sen orada? <laughs> ha. Da, Sen orada oldun biliyorum. Var. Sen biliyorum. Da. Ha, tamam. Kardeşler neticesi dersin neticesi imanın zerre kadar inkışafına vesile olmuşsa ne kadar şükreti azdır. Neticesi imansa neticesi. Bak söylüyorum. Zerre kadar bir inkışaf olmuşsa öp de başına koy. Zerre kadar. Yani iman da şu. Dinlerken şöyle. Şöyle yapsam var ya. Şuursuz. ihtiyarsa şöyle. Ha indi aşağıya kalbe indi anlamında oluyor. Yani kendi kendi yerini buluyor sana rağmen. Bu akşam ilginç bir ders ama hangi nasıl e, gireceğimi de çok zor. Biz vefat etmeyle zaman bitmediği için ahiret var. Zaman bitse ahiret de yoktur. Vefat etmeyle zaman bitmiyor. Bak vefat edenler var. Dünyada zaman bitti mi? Bitmedi. Onların zamanı değil mühleti bitti. Mesela mezar taşında 90 yaşında yazıyor. Bir de 15 yaşında yazıyor. Şu anda ikisi de eşit yok. 90 olsa ne olur? 15 olsa ne olur? İkisi de yok. Öteki tarafta yaş yok. Hanımlar 18, erkekler 33 olacak. Yaş yok. 90-15 o zaman ne farkı var? Kime farkı var? Bakana nisbidir. Demek ki ha 90 yaşamışsın Ha 15. İçine bir şey koymamışsan hiçbir anlam yok. Misal. Çok duyarsınız. 60 sene yaşadım, 40 sene yaşadım. Hiçbir şey anlamadım. Sebebi bu kutuyu yaşadığı için bedeni içi boş. İçine bir şey koymadığı için bir şey anlamamış. Geldi bana söyle. 60 seneden fazla yazır. Yani namaz yoksa içinde, hakikat yoksa, mücadele yoksa tabii ki hiçbir şey anlamazsın. Kutuyu yaşarsan içi boştur. O zaman hiçbir şey anlamamışsındır. Doğru. Eğer kalbin ve ruhun derece hayatı yaşanmışsa namaz olmuş, duygular olmuş, hakikat olmuş, mücadele olmuş, vefa olmuş, sadakat olmuş, mücadele olmuş, cihat olmuş, zekat olmuş. Soyut kavramlar bunlar. İçi dolu. Hangi zamanı yaşadın? Ustad diyor ki kalbin ve ruhun derece hayatını yaşarsan bu beden hayatından daha geniş bir hayat bulursun. Bak kalbin ve ruhun derece hayatı yaşanırsa içi doludur. Beden yaşanmışsa içi bomboştur. Doğru söylüyor. Hiçbir şey anlamadım diyor. Niye anlamadın? Ne olacak ki? Dünkü yemekle, evvelki gün yeksen ne olacak? Dün nasıl geçtiyse yarın da geçecek. Hiçbir şey anlamayacaksın. Zaman bitmiyor. Sayfa 37. Hutbe-i Şamiye'de zaman şöyle bir şey çizme şansım olacak mı? He? Zaman böyle atmıyor. Bu bir tanesi. Şu anda fiziğin söylediği zaman böyle. <laughs> geçmiş an gelecek böyle diyor tamam böyle akıyor usta'da göre insanın zamanı 6'dır dünyanın zamanı 7'dir zaman şu esmaya bakıyor dehres resması. Kendisini çeşitli şekilde ifade ediyor. Mesela Allah hayatı camit olarak gösteriyor, tahta, bitki olarak gösteriyor, hayvan olarak gösteriyor, e, cinler, melekler gösteriyor, insan gösteriyor. Yani aynı hayat. Bu taş, toprak da hayattan yaratılmış. Bitkilerin hayatı da hayattan, hayvanların hayatı da hayattan, cinlerin de öyle. Yani hayat mertebesi zahirde beş, hakikatte. Nihayetsiz. Sırayla gidiyoruz. Zaman altı akar. Sağdan sola. 29. Lema-i Arabiye. Şuaların sonunda. Başka? Zaman altı tane. 17. sözde. iman hepsini düzeltiyor diyor. Hatırladınız değil mi Mustafa? Altı tane. Sağdan sola. Soldan sağ. iki. Önden önden arkaya. Arkadan öne. Alttan üste. Ne yaptı? Altı tane zaman akıyor. Bedensel Zaman bu bedeni şöyle akar. Bedensel hayat bu biter, biter ama zaman devam eder. Zaman devam ettikçe hayat devam ediyor. Ölme ile bedeni değiştiriyorsun. Yani seyahat ederken denizin dibine mi dalacaksın? Deniz dalgıç o elbisesi giyersin. Havaya mı gideceksin? Basınç olmaması için uzay elbisesi giymen lazım. Madenlerin içine girecek o ateş ocağına ona uygun elbise giyeceksin. İşte aynı bu dünyada bu elbise giyilmiş. Bu kullanılıyor. Bu esas değil çünkü değiştiriyor. Bunun zamanı geçmişten geleceğe akar. Bu, bunun zamanı. Ama kalbin ve ruhun derece hayatı öyle değil. Devam ediyor. Bir daha söyleyeyim. Beden hayatını yaşayanın geçmiş ve gelecek anı olduğundan içi boştur. Bir şey anlamadım. Doğru hiçbir şey anlamaz. Ama kalbin ve ruhun derece hayatı içine bir şey koymuşsa namaz oruç takva dava haya edep yani soyut kavramları koymuşsan o devam ediyor. Hayat bitmiyor. Dehresması bitmiyor ki ölünce her şey bitsin. Ölünce öyle bir şey olmuyor. Oraya geliyoruz. Geçmiş nedir? Yazım isterseniz Osman lazım. Çok hoş. Yaşanmış anlar. Anların mezarlığı. Luna mazi. yaşanmış anlar var ya an, şu anda benim. Şuraya çıktım, buradaydım. Geldim. Tırr, anda var olup yok oluyorum. Ayette her an Allah bir şendidir. Anda yaratıyor. Sabit bir şey yok. Var oluyoruz, yok oluyoruz. Yok olup var oluyoruz. İlimden kudrete, kudretin ilme ampuldeki gibi. Saniyede 60 defa yanıp söner ama çabuk yanıp söndüğü için devamlı yanıyor zannediyoruz. Ben de devamlı var zannediyorum kendimi. O zan. Ampul devamlı yanmaz. Yanıp söner. Tırırır. Pervane de öyle. Ters döner gibi olur. O kadar izli gider ki göz yanmaz. Ee, bu geçmişi görüyor musunuz mazi? Yaşanmış olanların mezarlığı. Gelecek ne? Gelecek gelecek. Yaşanacakların, yani yaşanacakların malzeme deposu. gelecek ile yaşanacakların anların anların gelecek nedir yaşayacaklarımızın deposu orada duruyor gelecek var mı var nerede madem gelecek yok an olur mu gelecek an oluyor an mazi oluyor bak gelecek an oluyor an mazi oluyor eğer an varsa otomatik ikisi de var. Gelecek de var. Geçmiş de var. Geçmişiniz var mı? Var. Nerede? Mazi dediğin şey nerede? İşte gelecek de orada. Senin geleceğin de orada. İşte an nedir? Mazi ve istikbalin haldeki hali. Gelecek nedir? Gelecek yaşanacaklarının malzeme deposu. Anın malzeme deposu. Geçmiş nedir? Yaşanmışların mezarlığı yaşanmış. Buraya kadar geldik. Değer esması devam ediyor. 6 tane insanda zaman akıyor. Yani ahiret var çünkü zaman devam ediyor. Vefat bedene verilen mühlettir. Ecel teris olma şekli der Risale'de. Kanserle mi teris oldu? Tansiyonla mı? Trafik kazasıyla mı? Bu teris olmaya ecel. Ömür kalma müddeti. Mevt Mazar esmadır. Öyle bir şey yok. Zaman durmuyor. Baksana ölenler öldü. Zaman devam ediyor mu? Ediyor. İstersen burada 90 sene yaşasaydı. istersen 15 sene. Ne fark var şu anda? İkisi için de dünya yok. Bir daha. 90 sene mezarlıkta taşta yazıyor. Buna da 15 yaşında yaşı, yazıyor. Şu anda ikisi de nerede mezarda? Bir mana ifade ediyor mu dünya için? Etmiyor. İkisi de eşit bitmiş. Ötede zaman var mı? Öyle bizim zaman yok. Yani hanımlar 18, erkekler 33. Orada da şey yok. E ne diyecekler ona? Ne kadar yaşadın demeyecekler. İçine ne koydun? O zaman içine koy koydun. Zamanı şey için gösterdim. Vefatla hayat bitmiyor. Verilen mühlet bitiyor. Şimdi onu söyleyecek. Sayfa 20. Yani insan bir yolcudur. Ruhlar aleminden rahm-ı madere sonra çocuk dua, sebaveten. Bak ruhlar aleminden anne karnına, çocuk, bebek diye, genç diye, ihtiyarlığa, kabre. Bu devam ediyor. Başka kabirden sonra berzah var. Sonra haşir meydanı var. Haşir meydanı oldu mu ahiret başlıyor. Kıyamet kopmadan ahiret yoktur. Şu anda nereye gidiyorlar? Alemi Berzaha. Dördüncü sözü, yirminci sayfayı getirir misin? Bir zaman büyük bir hakim, iki hizmetkarına her birisine 24 saat altın verip ki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Yani iki aylık mesafe var abiler. Şöyle iki ayın kaç gün yapar? 60 gün. Bir gün dünyaya geldik. Şöyle bir film düşünün. Film. Ruhlar aleminde başladı. Cennette bitiyor. Ruhlar alemi cennette. Ruhlar aleminde Lestu bir rabbikum kalu bela başladı. Rahmu mader, çocukluk, gençlik, kemal, ihtiyarlık, vefat, kabir. Buraya kadar kabir, haşir meydanı, sırat köprüsü cennete kadar. Cennete parmağını koy, ruhlar alemine koy. Kaç ay? İki ay. İki ay geçecek. Şimdi biz geldik dünyaya, doğduk. Kaç sene yaşarsan yaşa, ruha göre, herkesin ruhuna göre bir gün sayılıyor. Vefat da el freni çek, takoz koy. Bedenden ineceksin. Beden tabuttur. Usta tabuttur. Hazır zaman tabutuna bindim diyor. Beden tabut. Kalp ve ruhunu yaşayan için yani namaz, niyaz, dava varsa bu adam ruhsal yaşadığı için tabut onun içinde. Yani zaten bedeni öldürmüş. Bedeni hazları, uşkurluk ve mide için yaşamıyorsa bedeni öldürmüş, ruhsal yaşıyor. Bu ruhsal hayattır. Ama işkembe ve uşkurluğu sıf yaşayan için ruhu zaten ne olmuş? Ölmüş. Nerede gömülü? Bedende. Beden zaten hazır tabut. Bu adam ölmeyecek. Zaten ölmüş. Kabire girmekten korkuyor. Zaten bedenin içinde. Bitmiş yani. Beden hazır zaman tabutu. Bedenin içinde, bedeni hazlar yaşayınca bedeni hayat, ruhsal hayat yok. O zaman şu hayattasın. Bunun içine gömülüsün. Mazi yok, istikbal yok. Bitmiş. Bu adam mezara girmekten korkuyor. Ne korkuyorsun? Sen zaten ölmüş. Mezarı mutarik. Ruhu ve kalbi bedeni aşkınsa, bedeni aşmışsa, arkasını geçmişse, bedeni davası için kullanıyorsa bu adam ölmeyecek. Bu adam teris olacak. Oraya koyacak bedeni. Bedeni oraya koyacak. Teris olacak. Şimdi bir daha ruhlar aleminde yaratıldığı Soru sorulduğuna göre irade var. Film buradan başladı senin. Herkes bu filmin başrolünde oynuyor. Ben sizin filminizin içindeyim. Ama baş rolde olan sensin. Ben o filmin malzemeleriyim. Öyle bir film ki herkes bu filmin içinde var. Kim parmağını kendisine koyarsa başrol o. Ben kendimi söylüyorum, siz de öyle söyleyin. Ruhlar aleminde film başladı, başladı o. Bütün insanlık, dünya, galaksi hepsi kabir mabir filmin içerisinde obje, malzeme. Şimdi bu film çekilirken bir saat sahne alınması gerekiyormuş. Dünya denilen bir yere uğramak lazım, bir saat. O filmde geldik, herkes de geldi benim filmime, senin de filmine. Ben gelmişim. O film nasıl filmse herkes başladı ama kendi filmde başladı benim. Siz malzemesiniz. Siz benim etsa vefradımsınız efradımsınız. Kitap okuyanlara söylüyorum. Bu dünyada bir sahne aldım. Bir saat. Rivayette de bir saat. Geldim. Dünyada doğdum. Filmi oynadım. Kabirde saati bitti. Hadi gemiye bindik. Sahne bitti. Başka yerde çekim devam edecek. Nerede? Berza. Sonra Haşir. Sonra Sırat Köprüsü. Ta cenneti gidene kadar film devam ediyor. İki ay geçecekmiş. Risale'deki neyse özetliyorum. İki ay. Bir gün geçti kabire kadar. Ne kadar yaşarsan yaşa zaman yani itibari ve nispi hakikattan ruha göredir. İstersen 90 sene yaşa, istersen 15 sene, istersen şeddat gibi 1000 sene yaşa. için hiçbir şey koyamamış. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yok. Yaşanmamış kabul ediliyor. Namazsız hayat yaşanmamış kabul ediliyor. Ona kahtul hical deniyor. İnsan kıtlığı. Bak namazsız hayat vallahi yaşanmamış kabul ediyor. Olumsuzluğu sevmeyen insanım. Hiç sevmem. Elimden geldiği kadar bir insan kurtulması ne varsa onu kullanır. Ama namazsızın kurtulabileceğini fetretin dışında görmedim. Ya deli olması lazım, ya çocuk olması lazım, ya fetrette olması lazım. Duyup da İslam memleketinde namazsızların kurtulabileceğini görmedim. Ama bir şekilde namazların kurtulacağını gördüm. Var Allah'ın izniyle. Şimdi doğduk anamızdan vefat ettik. Kaç gün geçti? Bir gün. Nereye geldik? İstasyona geldik. İstasyon. Tamam. Şimdi iki aylık mesafeye has çiftliğe gidiyoruz. Bizi padişah, kainatın sultanı, padişahı, patronu has çiftliğe gönderiyor. Mesafe iki ay. Bir gün geçti, anamızdan doğduk, Kabire geldik. Tam bir gün geçti. Bir gün. 59 gün daha var. Neye göre bineceğiz? Gemi var orada. O geldik istasyona. Tren var. Tayyare var. Sermaye göre biniliyor. Ha, ondan sonra ona demişler ki zamana doğru gidiyor. Zaman derttir. Bu e, şeydir. Aletlerle ölçüyoruz. Aslında zaman herkese göreceli. Hakikaten nispi dert ustad. itibaridir. Mesela ameliyata girmiş, narkoz yemiş. Adamın 6 saat geçmiş. Ne diyor? Hiçbir şey anlamadı. Bir böyle yine mi vurdular diyor. Bir de kendimi serviste gördüm. Öyle mi? Tam 6 saat. Bir saat uçaktan korkan, türbülanstan korkan adama bir saatin içinde ne koymuş? Ne haletler var? Ne senaryolar var? Neler yazılır? Neler döker? Bir saat şeyde. 6 saat hiçbir şey anlamamış. Demek ki içine ne koyduğundur. Dehr esmasıdır. Esma bitmiyor. Onun için ahiret var. Ama bedenle kendini anlatırsam ben bedenle varım dersen o zaman zaman bunda doğdu bunla bitiyor yani ben bedenle var oldumsa ölümle yok olacağım bu böyle ama ben bedenle değil ruhen varım onun da sonu yoktur diyor ki ya şu e, bir günlük mesafede ömür şey vermiş fırsat vermiş anadan doğdun kabire kadar bir günmüş o zaman demişler ki sana her gün şu kadar altın vereceğiz. Şunu kullan, kullanırsan, biraz önce gördüğümüz gibi kaliteli bir seyahat edersin, ya gemiye binersin, ya trene binersin, ya otomobile girersin, ya da tayyareye, uçağa binersin veya yayağın aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz Kerimdir, belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder, seni de tayyareye bindirebilir. Bir şey pek yapmadın ama e, o bir saati değerlendirdin. Yani namaz kıldın. Ne diyor? İki aylık mesafe biz nereye yolcuyuz? Mahali saadet ikamet edeceğimiz saadet sa şeyine mahaline gideceğiz. Saadet sarayı neresi? Cennet oraya kadar. Fakat şöyle bir şey var. Bir günde şey geldik mi kabire? Oraya sermaye göre biniliyor. Dört tane denize gemiye, havaya uçağa, Trene, otomobile. Beşincisi var yaya ağaç susuz, yalnız içeceksin. Buraya kadar bir gün mü geçti? Geçti. Bundan sonra 59 gün var. Biletini iyi ayarlamışsan bu 59 günü Berk gibi de geçebilirsin. Şimşek gibi de geçebilirsin. Hayal gibi de geçebilirsin. İlle 59 gün kat etmeyeceksin. Ama genel böyle. Mesela bir daha. Ruhlar aleminden doğdum. Sonra kabire gitti. Bir gün. Sonra kabirden mahal-i saadetgahın olan cennet. Saadet Ebedi'ye. Oraya kaldı kaç gün? 59 gün. Bize 2 ay, toplam böyle 2 aydı zaten. 2 ay ömür. Bir gün ne demek bir daha? Doğdun, öldün. Mezar taşı. Mezardan cennete, mezardan bu mezarlık bulunan kişi kabirdedir. Mezarda değil şu anda. Mezarlık burası, toprak. Kabir ise e, berzahtır. Nereye kadar e, ahiret olacak Kıyamet kopunca Haşir meydanına kadar. Tamam. Şimdi bu berzahtan mahali saadetimiz olan cennete tam 59 günle gidiliyor, kalıyor. Yapılması lazım. Fakat bugün bu mesafe hikaye bazıları berk gibi, şimşek gibi suratla gidiyor. Bazısı da asırlar geçer diyor rivayette. Ya Rabbi cehenneme de sok, cehenneme de at da şu haşir meydanının dehşetinden kurtulalım. Kaç? El, 50 bin sene haşir Meydanı. rivayet dedin. 50 bin sene ve güneş tepesine inmiş. Psikoloji bir cümle söylemiştim şeyde İrfan çatısında bir hoşunuza gider belki ya şey yapayım tevhüs ettireyim. Mazinin elemlerini Time Pekmez Katar gibi mazinin elemleri keşkelerini getir koy bardağa. O mazinin bir sürü enkazları var. Sıf onunla bakarsan geleceğe ooo böyle maziyle böyle istikbal. Mazinin elemleri geleceğin korkularını katarsan, karıştırsan, onun adı psikolojik sıkıntıdır. Peki nasıl temizleyeceğiz? Geldik buralara kadar. Maziyi tövbeyle, istikbali istiğfarla. O kadar kolay. Bu e, tövbe sistemini Adem Aleyhisselam işlettirmiş. Cennetten iyi ki gelmiş. Tövbe sistemini işletmiş. Olmasaydı tövbe sistemi olmayacaktı. Yapılan, yap, bitmiş olacaktı. Ne yaptınsa o seninle kalacaktı. Benle kalacaktı. Bitti. Şimdi... Buraya sonra geleceğim. Yani dünyaya zaman girmiş. Bu zaman devam ediyor. Zamanın nesi var? Saniyesi var. En küçük birim şu anda. Dakikası var. Saati var. Tamam. Ondan sonra senesi var, haftalı var vesaire. Şimdi biz doğduk. Doğduğumuzu ne ile anlarız? Anamızdan dünyaya doğduk. Bu sabah namazıdır. Vefat ettik. Hangisidir? Akşam. Bitti. Sonra kabir hayatı ve Berza yatsı namazı akşam bitti. Arkadaşlar dirileceğimiz zaman ikinci haşiri versene bu birinci bir gün. Bütün hayatımız bir gündür. Ne yaparsan yap bir gün. Bakın ikinci sabah. Sabah haşir. Haşir meydanında dirileceğimiz zaman haşir var ya kıyamet. İkinci sabah. İlk sabah dünyaya doğduk. Merza merza her şeyi yaşadık. Ondan sonra haşir meydanına çağrıldığımız zaman İkinci sabah olacak bak. İkinci sabah. Bir gün yaşayacağız hepsi. Dişinizi sıkın bir şey kalmadı ki. Niye aramış diyeceğiz ki? Bir şey kalmadı dişiniz sıkın. Zaten yakında öleceksiniz. teris olacak. Ölmeyeceksiniz inan tövbe. teris olacaksınız. Eğer kutuyu yaşıyorsan öleceksin. Çünkü zaten ruh tabutta. Bu tabuttur diyor usta. Tarzı zaman tabutuna bindim. Beden hayatını yaşayan tabutu yaşıyor. Tabuttadır. Ruhu ölmüş. Kalbi ruhu ölmüşse Nerededir kalbi ruhu? Tabutta. Bu zaten ölmüş, tabutun içine girmiş yani. Bu adam ölecek. Bu tabut olan bedeni aşkın olan, bedene arkasına geçen, daha cami külli olan kalp ve ruhun dereceyi hayatını yaşarsa, kısacası Allah'a iman etmişse, namaz niyaz varsa, elinden geldiği kadar gayret etmişse, yeter ki Allah'a bir iman etsin. Sonra namazı olsun. Zahir o şeriatlar var ya zahir mesela namaz, oruç vesaire. Oldu mu bu neyi yaşıyor? Bedeni mi yaşıyor, Ruhumu yaşıyor? Beden için zulüm değil mi bu? Aç olmak, sabah namazına kalkmak, bedenin istediği uşkurluk ve mide şeyleri var, hazları var. Onları yapıyor musun? Yapmıyorsun. E nefis zaten öldü. Nefsin isteklerini yapmayınca nefisi yaşamıyorsun demektir. Peki yaşarken namaz, oruç, helal, haramlar yaşıyorsan ruhu yaşıyorsun. Ruhun yaşı yok ki bedenin arkasındasın. O zaman bedene mahkum değilim. Beden bana mahkum. Onu kullanıyorum ha ben. Şu anda beden mi beni kullanıyor, ben mi bedeni kullanıyorum? Ben bedeni kullanıyorum. Ben içinde değilim ki. Ben ne içindeyim, ne dışındayım, ne sonundayım, ne evvelindeyim, ne ahir, ne zahirindeyim. Beden ama ben kullanıyorum. O zaman beden bende öldü. Ruhta öldü. Yani bedeni yaşarsan, bir daha söylüyorum gençler. Uşkurluk ve mideyi yaşarsan ruh öldü, içine gömüldü. Geçmiş olsun, o ölecek. Ama ben zaten ölmüşüm. Nasıl ölmüşüm? Bedenin ölmüşüm. Bedeni yaşamıyorum. Bedeni, hazları yaşamıyorum. Bedenin arkasına kalbim ve ruhun derece hayatını yaşıyorum. Namaz, oruç var, Kur'an var, Allah var. Aa, gelmişsin. Niye gelmişsin buraya? Sinema mı var? Para mı var burada? Niye geldin? Demek ki kalbin ve ruhun ve hayatı işte. Allah ve ahiret aleminde olmasa gelir misin? Allah var ahiret aleminde. Ahiret var aleminde. Yani gaye var. Ruhunu yaşıyorsun demektir. Şu anda beden ister mi burada olmanı? İstemez. E bedeni zaten öldürdün. İsteklerini yapmıyorsun ki. Beden zaten öldü. E ruhunu yaşayan ne yapacak? Ölmeyecek ki zaten ölmüştü. Teris olacak. Müslüman teris olacak kardeş. Bırak. Ölenler ölsün. Ölenler zaten ölmez ki. Ölenler ölmez. Biz zaten bedenen ölmüşüz. Ne ölecek ki? Ölen öldüremezsin. Evet ikinci sabah haşir meydanında. Birinci sabah Geldik ruhlar aleminden Gel şeye Bak saate bakın Saata bakın Gece ve gündüz Saniyedir Gece gündüz Gece gündüz nedir biliyor musun? Şurayı dünya Şu güneş kabul et Lambayı tut Feneri Tak Gündüz Söndür Gece Yak Gündüz Söndür Gece Ne olmuş? Aynı 11'i 12'si 13'ü Buradadır Dünya aynı Lambayı yakıyorlar Söndürüyorlar Biz aldanıyoruz Aynı onu 11'ler ne farkı var? 9'un neyle farkı oldu? E abiler ne farkı var? 50 sene önceyle. Köprüler aynı. Güneş aynı yerden doğuyor. Lambayı yakıyorlar, söndürüyorlar. Yakıyorlar, söndürüyorlar. Ondan sonra diyoruz ki o Temmuz, Ağustos, Perşembe, Cuma. Cumaya şey desen Pazar desen ne olacak? Lambayı yapıp söndürüyorlar. Onu aldanıyoruz. Ne ne değişti? Ben değişti. Peki beden yaşlanıyor mu? Hayır. Beden de hücrede en fazla senede 2 defa bu değişiyor. 6 ay kalıyor hücre. Hücrenin yaşlılığı, yaşlısı yok. Peki ama çöktüm ben. 5000 hücre vardı suratımda. Bu sene 400'e düştü. 4000'e düştü. Aa, o zaman gözüken şekil içeriye büzüştü. Madde eskildiğinden değil, azaldığındandır. Yani maddenin en fazla bende kaç ay duruyor? 6 ay. Senede 2 defa. 60 senelik hücre var mı? Bir senelik hücre yok ki kimsede. E niye yaşlı diyoruz? Yaş nedir? Şu yaşlıdır bak. Bunun içerisine eylemlerini at. Bunun içerisine aklın fikirlerini koy. Vicdanın hislerini koy. Kalbin duygularını koy. Tamam. Ruhun latifelerini koy. Şimdi ona girmeyeceğim. Karıştır. Tayyip Pekmez gibi. Vurdular yüzüme. 45. 50 yaşında ya. Ha 15 yaşında. 60 yaşında. Yani yaşın yaşı yoktur. Yaş nedir? Ruhtaki haletin yüzündeki yansıtılmasıdır. Nisbi ve itibaridir. Zaten madde ne yaşı yok. Demek ki gece ve gündüz saatin saniyelerini gösteriyor. Seneler dakikaları gösteriyor. Saate bakın. İnsanın ömrü 60 sene ortalama vasat. Aleyhisselatü Selam Efendimizin şeyi. Saatleri gösteriyor. O alem var ya alem, alem-i şehadet, O da günleri gösteriyor. Gün hangi gün kabire kadar ahiret niye var zaman devam ettiği için zaman devam ediyor bu dünyaya zaman girince böyle yaptı gece gündüz saniye eğer bu hay beden hayatını yaşamış ahiret vallahi namaz niyaz yoksa 60-70 sene yaşamış şöyle diyecektir size hiçbir şey anlamadım tabii ki hiçbir şey anlamadığım bir şey yok ki içinde nasıl anlamadın? Oruç tuttuğunu o yaz günlerini anlamadın mı? O askerlikte kıldığı namazı hatırlamıyor musun? Her şey rağmen derse gittiğini hatırlamıyor musun? Din için mücadele ettiğin şeyleri hatırlamıyor musun? He bak doldurmuşsun. Ama öyle bir şey yok. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, işse bu dikdörtgen de ölür. Mutfakta doldurdu. Tuvalette boşalttı. Yatağa gitti. İş veya okul. Ne oldu bu dikdörtgen? Mezarlık zaten bu aha, yaşarken mezar işe. Bu içine girdi doldur boşalt gübre fabrikası olmuş. O güzelim şeftaliyi tuvalete çevirmiş. Başka bir şey aramadı ki hayat. Dünyadaki saat bu. Bizim kolumuzdaki saat başka bir şey. Madenlerin titreşimiyle alakalıdır. Evet fecir zamanı yani sabah namazı neyi anımsatıyor yani hatırlatıyor? Evvel bahar zamanına bizim dışımızda baharı. Ne gibi bahar? İlk bahar. İnsana uygular hem insanın rahmı madere düştüğü zamanına bakıyor. Sabah namazı kalkmak, namaza kalkmak sabah doğumundur senin. Anne rahminden doğduğumuzdur. Onu simgeler. Karanlık, yani gece ya kalktık. İşte Adem alemlerinden vücut alemine doğduk. Onu simgeler. Başka ne simgeler? Halaka semavati ve lardı fi siteti eyyam. Sema ve arzı altı günde yarattım demek. Hem o soruya cevap vereyim. Çok soruluyor. Sema ve arzı altı günde yarattım diyor. Altı gün. Altı günde neyi yaratmış Allah? Kendisinin dışında 18 bin alemi altı günde. Alem yokken alemin yaratılmasını altı gün demesi nispet edilen bizim bildiğimiz gün değildir. Yani desem ki şu kolumdaki saat, görüyor musunuz? Şu saati ben altı saatte yaptım. Bir daha. Ben bu saati yoktu. Ben bu saati altı saatte yaptım dersem, bunu yaparken geçen zamanı bununla, ölçmemişim demektir. Öyle değil mi? Tam bir daha. Arkadaşlar ben bu saati 6 saatte yaptım derken ben bu saati yaparken geçen o 6 saati bununla ölçmemişim. Bu çünkü bunu yapıyorum. İşte Allah da diyor ki Celalcelal. Ben bu kainatı 6 günde yaptım dediyse o daha gün yokken, kainat yokken yapılmasını anlatırken kullandığı demek ki gün inkılaptır. Bizim bildiğimiz gün değildir. Bir, nur Muhammed'i. iki ruhların yaratılması. Üç, dimağın yaratılması. Dört, kalbin yaratılması. Beş, nefsin takılması. Altı, alemi şahadette benim çıkmam. İnkılap demektir altı gün. Şimdi demek ki sabah doğum, doğumu anlatır. Yokluktan vücuda çıktık. hem, başka neyi anlatır? Üç tane şeyi anlatır sabah namazı. Bir, İlk bahar anlatır. İki, Ram-ı Mader'den Mader'e düştüğü havanını yani anne, anne karnına düşmemiz. Ruhlar aleminden anne karnına düştük. Bak Rahum ı Mader'e düştüğü havanına yani daha doğmadım ben de anne Ram-ı Mader'deyim. Üçüncü şekil ne anlatır? Hem semavet varzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır. Ve onlardaki şunat ilahi ihtar eder. İkincisi, zuhur zamanı. Zuhur ne demek? Öyleyin niye kılıyoruz? Simgesel olarak nedir? Yaz mevsiminin ortasını anlatır bizim dışımızda. İnsana baktıralım. Gençlik kemaline bakıyor. Başka neye bakıyor? Yaradılışa. Hem ömrü dünyadaki, yani şu dünyanın içerisi, dünyanın içinde filkant insanın devrine benzer. Yani dünyada insan ne kadar kalacak? ben değil de insanlık. Ve işaret eder ve onlardaki tecelliyatı, tecelliyatı rahmeti ve fuyuzatı nimeti hatırlatır. Asır zamanı yani hangi zaman? İkindi neymiş bakalım ikindi. Zaman abiler bir daha tekrar ediyorum ki her derste zikredeceğim. Zaman de, Denizli, Edirne, Hatay, Rize, Kot der esması. Der esması tecelli ediyor. Zaman onun ifadesidir vefat etmeyle zaman bitmiyor ki ahiret olmamış olsun. Nedir o? Devam ediyor. Bu elbiseyi çıkartıyoruz. Yukarıya çıkacaksak basınca göre, denizin dibine gideceksik basınca göre elbise değiştiriyoruz. Yani ruh elbise değiştiriyor. Bu eskimiş yuvasını çıkartıyorum bunu koyuyor. Kabire koyuyorsun diyor. Ustad diyor eskimiş yuvasından çıkar diyor. Zaman bitmiyor. Zaman devam ediyor. Asır zamanı ikindi neyi hatırlatıyor? Güz mevsimini. Güz ne demek? Sonbaharı. İnsana uygulayalım. İhtiyarlık vaktine. ihtiyarlık. Biz bunun dışına baktıralım. Üç tane baktırma var. Hem ahır zaman peygamberine. Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyor. Ha onu söylemedim. Sabahı ilk kılan kim? Peygamberlerden. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam. Öğleni ilk kılan? İbrahim Aleyhisselam. Aferin lan. Maşallah. İlk ikindi balıktan hatırlayacağız. E, akşam İsa Aleyhisselam. Yatsı Musa Aleyhisselam. Serhat Peygamber Aleyhisselam. Tamam iyi. Her peygamberin miracı da kendisindeki o inkılaba sebebiyet veren hadisedir. İbrahim Aleyhisselam miracı ateşte oldu. Nuh Aleyhisselam'ın tufanda. Yunus Aleyhisselam vesaire. Yani gemide şeyde balığın içinde oldu. Asır zamanı güz mevsimine, sonbahar. İhtiyarlık vaktine, ömrün ihtiyarlığı. Şey, dışarıya baktıralım. Ahır zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asr saadetine benzer. Dünya artık yaşlandı. Kendisi de söylüyor. Zaman çabuk geçecek diyor. Yani ikindi vakti ne demek? Peygamber ve Vesselam'ın asr saadetine benziyor. Ahır zaman Peygamber ve Vesselam'a bakıyor. Onlardaki şunat ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Sonra Fazla girmeyeyim böyle anlaşılıyor. Ama lütfen ya orayı anlamadım. Keşke şurayı gitsiydi derseniz mutlaka izah ederim. Bildiğim kadarıyla. Ee, Mağrib zamanı ne demekti? Akşam ne isim gelir bizim dışımızdaki dünyaya? Güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu. Yani güz mevsimi sonbahar. Sonbahar yani güz mevsimi başladı. İnsanın vefatını anlatır. Onun için akşam namazına ait önce farzı kılmak. Çünkü kıyamet vaktidir. Kıyamet o zaman kopacak diyor. Onun için farzı kurtarın diye. Sünnetten önce. Her diğer namazlarda sünnetin önce olması huzuru yakalamak, farza huzurla girmek içindir. Adeta provadır, antromandır sünnet kılmak. Farzıdaki huzuru yakalamak için. Akşam namazının huzurunu kim yakalattırıyor? Kıyamet. Yatsı bakalım. Bizim dışımızda neydi? alemi zulümat, nehar aleminin yani gündüz aleminin bütün asarının siyah kefeniyle set etmesi. Biliyorsunuz şialar tabutu siyah şey yaparlar, sararlar. Bir mezhep var gerek yok. Kefeni siyah yapar. Mesela tabutu bizde yeşil sararlar değil mi? Ama Kerbela'da tabutlar siyah bezle sararlar. Bizde bir tane meşhur siyasi birisi vardı. Tabutu siyah örtüyle şey yapmıştı öyle sarmalamıştı. Onu hatırlattım. Hatırladım yani. Neyi gösteriyor? Demek ki işa yatsı namazı alemi zulümat yani artık karanlık. Gündüz alemi bütün özellikleri gitti. Ee, bir de hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini. Kışın beyaz kefen. Bizim dışımızdaki işte karanlık da bir kefen. Karanlık da bir kefen ne yapıyor? Sarmalamış gündüzü. Alemi zulümat. Âlim-i Zulümat, Nehar Alimi'nin bütün e, asarının siyah kefeniyle set etmesini hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini. Bizim dişimizde dışımızda bir şey. Şu an dünyayı kar örtmüş tamam. Şimdi geliyor insana. Hem vefat etmiş insanın baki asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini. Bu da insana. Şimdi kainata baktırıyor. Hem hemle inkılap geçiriyor, farklı şey oluyor. Bu dar imkan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını, dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtal ile Kahari Celal'in celali tasarrufatını ilan eder. Hakikaten bunu ne zaman anlarsın biliyor musun? Gece uçakla seyahat eden vardır. Camdan dışarıya bakmışsanız, eğer camın yayındaysanız, şeyin böyle gece, o ucu bucağı yok ya, biraz ışıklar, sokaklamaları dünyada Sokaklar mesela aldatıyor ya öteki mahalleler var köyler biraz insanın gafletini örtebiliyor. Sonra gece vakti ise kaldır biraz. Gece var ya Hani kalkıyorsunuz. Ali kaktin var ya. Tamam mı? Şimdi hem kışı hem kabri hem âlemi berzahı ifam ile ruhu beşer rahmeti rahmana ne derece mu muhtaç olduğunu insanı hatırlatır. Gece vakti neymiş abiler? Gece, o tevcüd vakti. Kışı, hem kabri, kabir. Eğer tevcüde kalkarsanız, var ya gecede, e, te, kabirde yarayacak. Sonra alimi berzahta olan beşer, ruh beşer. Nereye muhtaç? Rahmeti Rahman'a. Rahman'ın rahmetine. Ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatıyor. Gece kalktığınız zaman, böyle kalkın balkona, çıkın Allah Allah diyorsun. Çok acayip oluyor ya. Kabirden sonra o mezarlık değil ha. Toprağa mezarlık denilir. Kabir senin dünyan. Alimi berzah ise haşir meydanına kadar olan süreç. Sonra kıyamet kopunca haşir meydanına dirileceğiz ikinci sabah. Buraya kadar hep şey. Demek ki tevcut kılmak kabir gecesinde berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder ve bütün bu inkılabat içinde çekirdeğin ağacın yumurtanın tavuk olması inkılap. İnkılabat içinde Cenab-ı Münimi Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile yani o zaman durduğun zaman Cenab-ı ne kadar nimetler yaptığını, ikram ve ihsan ettiğini ihtar ile sen anlamazsan da senin zaten aklın anlamanı demiyor. O ruhsal oluyor. Ruh. Ruh olmamış olsa kalkamazdın. Yorganı atıp da kalkabiliyorsan ruh bunu alıyor. Kim ha? Münim Cenab-ı Münim hakiki. Yani Allah canibi. Cenab demek canip demek. Allah yönü demek. O taraftan kabul edildi davetin. Yani davet etti Cenab-ı Ruh da kabul etti. O fotoğrafı çektir. Nihayetsiz nimetin ihtarıyla ne derece hamd ve senay mustahak olduğunu ihtar eder. İkinci sabah cümlesini okuyorum kesiyorum. İkinci sabah sabah haşrı ihtar eder. Demek ki komple o ruhlar aleminden buraya geldik tamam mı? İşte kabire kadar geldik, berzağa gittik, sırat köprüsü vesaire hepsi bir gün. İkinci doğuş haşr sabahta uyanacak uyanacağız. Haşir, haş ekber. Şimdi neredeler? Ahirette değiller vefat edenler. Dünyada da değiller. Neredeler? Alemi berzahtalar. Hepsi. Ne antika ya. Merak etmeyin. Baygınlık gibi de değil. Öyle teris olacaksınız. Namaz kılanlara vaat edilmiş. Namaz yoksa hiç şansı yok. Yani ben hiç olumsuzluğu sevmeyen insanım. Ama namazsızın da kurtardığını görmedim. Bilmiyorum, okumadım, bilmiyorum. Bilmiyorum, onun cahiliyim. Ama namaz kılıp da gayret edenler var ya gayri. Hele bu ahir zaman fitnesinde yaşamış da küçük bir adım atana ne mutlu. Ne mutlu ya. Yani. Bu, bu zaman bereketli bir asır. Nasıl bereketli? Bu zamanda cehenneme gitmek çok zordur. Cehenneme gitmek çok zordur, çok kolaydır. Ne demek? En ufak küçük bir hasene dev oluyor. İslam cemiyetlerinde çok dev amel yapacaksın ki bir amel olsun. Şimdi küçük bir terk büyük yapmış gibi oluyor. Bunu kazanmak için İslam cemiyetinde, İslam cemiyetinde büyük amel yapman lazım. Bu bu asrın özelliği nedir? Amelden ziyade terk 10 10 cü, cüz sabah kadar Kur'an okuma. Yeter ki 10 dakika videolara girme. Bir daha şaşıracaksın. Sabah 10 cüz Kur'an okumaktansa 10 dakika videolara girme. La ilahe olmadıkça illallah olmaz. İmandan sonra küfürü terk etmek değil, küfürü terk ettikten sonra iman. Şirki terk ettikten sonra itikat. Şirk ve itikat akliidir küfür ve iman kalbidir. İlk önce küfrü terk, sonra iman. Mesela namaz gibi bir hakikat, Miraç'ta bize farz oldu değil mi? 10 sene, yani 9 sene 8 ay. 10 sene namaz farz değil. Oruç kaç sene sonra farz oldu bize? 12 sene mi neydi? İçkinin haramiyeti nübüvetten 14 sene mi? 13 sene sonra haram oldu. Peki Allah Resulü ne anlatmış? 10 sene namaz yok. İtikat. İşte ilk önce la ilahe sonra illallah. İlk önce haramı terk sonra farz. O, o, zaman sen on cüz okumak sebaptır ama o sana farz etmemiş ki. On cüz okumayı farz mıdır? Değildir. Haramı terk etmek farzdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki bir farz, bir farz, küçük bir farz. iki rekat namaz diyelim sabah namazın farzı. Belki de nihayetsiz yani çok büyük nafilelere buna denk gelmez. Çünkü o nafileleri Allah sana emretmemiş, farz etmemiş. Haramı terk etmek farzdır. On cüz okumak mubahtır, menduptur, güzeldir, hoştur. Far haramı terk etmek, usulü kaçırmamak lazım. Sabah aşığı ihtar eder, ikinci doğum. Sabah <laughs> yani insan iki defa doğar. Dünyaya bir doğduk, rahm-ı madere doğduk. Bir de haşir meydana doğacağız. Bir gün yaşıyoruz be kardeşim, bir gün yaşadık koca günü bitirdik, yattık, a sabah kalktık. Ay baktı ki Haş-ı Ekber'de, 17. sözde söylüyor. Haş-ı Ekber'de Allahu Ekber ile İsrafil'in sadasıyla dirileceğim diyor. Evet şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat ise Haş'ın sabahı da Berzan baharı da o katiyettedir. Var mı sorusu olan? Yoktur. Herhalde anlaşılmıştır. Yani toparlarsak neydi? Zaman devam ettiği için insan vefat etmeyle zaman durmuyor. Zaman bizim dışımızdadır. Zaman bizim dışımızdaki bir şerit gibidir, nehir gibidir. Sen istersen su al, istersen eşya koy nehre. Nehir zaten akıyor. Sana rağmen gece gündüz akıyor. Yani zaman bizimle başlamadığı için bizimle bitmiyor. Bedenle hayat başlamamış. Ama bu dünyadaki serüvenimiz bunlar. Bu aleti kullanıyoruz. Kışın. Kışın kutuplara gideceksen ona uygun elbise alacaksın. Biz do anamızdan doğarak hayat başlamadığı gibi vefat etmeyle hayat bitmiyor. Der esması devam ediyor. Der esması devam ettiği için ölümden sonra hayat devam ediyor. Hangi hayat devam ediyor? Oraya uygun elbise giyerek. Evet. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi bu hakla haklanmayı nasip eyle. Hizmet, imaniye, Kur'aniye'de daim sayim eyle. Amin. Hizmet, imaniye, Kur'aniye'de hissemizi ziyade eyle. Amin. Kim bize, hepimize, size, hepimize nasıl dua ediliyorsa, siz nasıl dua ediyorsanız, kim sizden dua istemişse, kimler size dua ediyorsa, Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Hizmet, imaniye, Kur'aniye'de daim eylesin. Ya Rabbi İslamiyet'e ve Müslümanlara ve Gazze'ye, ve biladi İslam memleketlerindeki cihat nerelerde oluyorsa hepsine yardım eyle ya Rabbi. Yardım edenlere de yardım eyle ya Rabbi. İslamiyete ve Müslümanlara ve Gazze'ye düşmanlık yapan başta İngiliz sonra İsrail ve Amerika Fransa kimler varsa türevleri kahhar isminle karu perişan eyle ya Rabbi. Yardım edenleri de kahhar isminle karu perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı İsa'nın, ikramın, lütfun ve keremin olan hizmet-i imani, Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbi. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab sen kerim isminsine sahipsin. Verdiğin nimetim almasın ya Rabbi. Bize verdiğin kendi hakikatin olan imanını bizden alma Ya Rabbi. İmanla, Kur'anla teris olmayı nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şehit olmayı bize nasip eyle. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine namazı eyle. Ya Rabbi usul ve furullarımızdan her kim ahirete göç etmişlerse onları da maide-i Kur'an'ı olan şu sohbet sofrasından hissesini ziyade eyle Ya Rabbi. Evladı iallerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir Ya Rabbi. Ve davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Arkadaşlar bu derse sif gelmek değil. Herhangi bir derse. Derste sirayet vardır. Bu derste sirayet var. Yani inikas var. insiba var. inikas var. Boyalanma var. Mesela. Ne kadar büyük olursan ol, istersen zaman ol, istersen İmam-ı Rabbani Hazretleri ol, istersen Geylani ol. En küçük sahabeye yetişebilir mi? Yani çünkü niye? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sohbetinde bulunmuş. Sahabe olmuş. Ne demek sahabe? Allah Resulü'nün sohbetine mazar olmuş. Sohbet ne demek biliyor musunuz şu sohbet? Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetinden devam ediyor. Sohbet eden kendisini ikram ediyormuş. Allah Resulü'nün sohbeti Kendisini ikram etmek demekmiş. Peygamber kendisini ikram ediyor. Edince ne oluyor? Aynedir bu alem. Her şey hak ile kayim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah anlaşılır bilinir değil. O ruhta onu görüyorlarmış. Sahabe peygamberin ruhunu mu görüyormuş? O kadar latifmiş ki Allah Resulü'nün cesedi. Azrail aleyhisselam bile ruhuyla cesedini karıştırmış. Alacak ama hangisi? Cebrail, Azrail Aleyhisselam'a dedi ki bu ruhumdur ya Azrail. Peki niçin söyledim? Ruhuyla bedeni o kadeşit ki miraç olmuş. Oradan Allah'a seyrediyorlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunda herkes Rabbini seyrediyordu. Şimdi dinle bu misal şeyi, şiiri. Ainedir bu alem? Her şey hak ile mirat Mirati Muhammed'den Allah görünür daim. Mirat ne demekmiş? Ayna ne demek? Ayna senin suretini gösteren. Mirat seni inşa eden. Oradan gelenle var oluyorsun, diriliyorsun. Ya sohbetleri kaçırmayın. Herhangi burayı saat demiyorum. Nereye kafanıza yatıyorsa, sizi nereye inşa ediyorsa, size neresi istikamet veriyorsa namazınızdan, takvanızdan, psikolojinizden, imanınıza, ahiretinize neresi hizmet ediyor? Orayı bırakmayın. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Sizi inşa eden yere gidin. Sizi inşa eden yere. Aman buraya gelsinler, bana sebep kazandırsınlar demek. Ustat diyor ki, nefsin ve şeytanın nesidir? Hilesidir diyor. Tekrar geceniz mübarek olsun abiler.